da benimle spontane bir gün geçirecek. Maya'yı da şimdi sabah akşam tuvalete çıkarıyoruz ya. Onlar tuvaletini yapınca bende böyle bir psikolojik rahatlama oluyor. İşte bu kızım. İşte bu. Aferin sana. Hıhı. Dişini yap. Şu yakışıklıyı çek. Yakışıklıyı giydirin. Çekemedim. Giydirin. Çekemedim. Milletin düğününü böyle bastık çünkü. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorlar. Bir yer olduğunu biliyorlar. Düğünsel bir aktif. Ne? Bütün sürprizi bozdun ya. Transfer'e arkadaşlar 1 milyon TL'den başlıyor. Göçtük yani. Günaydın. Bakın ama şimdi ses tonuma. Asla uyanamıyorum. Sporumuzun 4. günü ve bende böyle bir hafta pert olma hissi var. Oluyor yani. Bak, konuşamıyorum bile. Şimdi hemen kendime geliyorum. Çok pardon. Bu videoda benimle spontane bir gün geçireceksiniz. Yani şimdi koşuya gideceğiz. Oradan kahvaltıya gideceğiz. Sonrasını ben de bilmiyorum. Beraber yaşayıp göreceğiz. Ama ben bir uyanayım önce, sonra geliyorum. Samut'a günaydın. Ekşi. Günaydın bu arada aşkım. Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah sabah nelere giriştin? Ne yapıyoruz artık? Spor yapıyoruz. Tekrar başladık spora, sağlıklı hayata. O yüzden sağlıklı besleniyoruz. Tabloda sağlıksız bir şey düşünmek zaten hata olur. Değil mi? Evet. Bir de konuşabilsem uyarınca. Yo, gayet güzel konuşuyorsun. Sen konuşma, bak yeter. Gözlerin anlatır. Hadi ben hazırlanıyorum. Nasıl ya? Koşuya. Tamam. 5 tane çanta yapacağım. Ne çantası yapacaksın? Koşudan sonra eve gelmeyeceğiz dedik ya. Yani yanıma eşya alacağım. Ben de diyorum ki gelsek mi acaba? Geleceksek ona göre hiç şimdi uğraşmayayım. Bilemedim. Aşkım, kamerada böyle bir çizgi var. Ha, orada varmış o çizgi. Ödüm patladı. Yine var bu çizgi. Şurada olmaz belki. Bayılacağım. Bu ne ya? Tam. Ve düzeldi sonunda. Yaptık bir şeyler. Hemen de sevdirir kendini. Hani senin balısı, hani senin balısı, hani senin balısı. Ay nereye kız? Tamam, benim için bu kadar kâfi. Teşekkürler. Bunun için.
Teşekkürler aşkım. Teşekkürler. Teşekkürler aşkım. Teşekkürler aşkım. Kısa maratın bu sabah. Sadece bu sabah mı? Bu sabah mı? Hayır arkadaşlar, şimdi bak bu evin hanımı benim lan. Bu evin hanımı benim yani ben. Bu evde işi ben yapıyorum. Bunu diyeceğini nasıl iyi biliyordum ama bu sabah mı diye ben de kendim söyledim yani. Bu evin hanımı benim. Hayır. İş paylaşımı yapıyoruz. O yüzden yemek konusunda Mert daha iyi olduğu için. Peki yani. O zaman size bir soru. Evde en çok kullanmayı sevdiğiniz temizlik malzemesi hangisi? Ne olabilir mesela? Sizi en rahatlatan temizlik malzemesi. Sizi iyi hissettiren. Senin ne? Lavabo açı. Şu an şu mu? Evet. Bak bu kimyasal tepkimeyi çekmen lazım. Oh, bak bir sürü orada maydanoz falan var. Demin şey sıktım. Bak şimdi onları nasıl yok edecek? Koku koku bak. Evet. Gördün mü bak her şeyi yok etti. Bak gidişi görüyor musun suyun gidişini? Nasıl açtı boruları biliyor musun şu anda? Süper aşkım. En sevdiğim şey ya. Lavabo açıcı evdeki en sevdiğim şey. Alarm çalıyor. Sen alarmını bu saate mi kurmuştun? Geç yapmıştım, uyuyamamıştım. Uyuyamadın ama bayağı dinç ve enerjiksin. Bir sürü şey yaptın. Evet. Şimdi ben şunları yiyeyim. Bunları yiyeyim, ben bayağı yetişe çıkarayım. Hatta ben çıkarayım onu. Sen çok iş yaptın. Gelince yiyeyim, sen o sırada hazırlan. Ben hazırlandım çünkü. Aşkım iş bölümü de yaparmış. Ama hep böyle yapmıyor muyuz şimdi? Kamera var diye şey yapma. Ben götürüyorum Maya'yı. Tamam. Ben götürüyorum. Ben götürüyorum. Hadi bay bay. Gel Maya. Hadi Maya. Benim İzmir'de kedim var, Koko. Onun kedi kumu var. Kakasını falan oraya yapıyor. Maya'yı da şimdi sabah akşam tuvalete çıkarıyoruz ya. Onlar tuvaletini yapınca bende böyle bir psikolojik rahatlama oluyor. Geçen gün Mersi'de dedim ki ben çıkaracağım tuvalete. O da dedi ki ben çıkaracağım. Neden dedi, çok mu seviyorsun? Hayır dedim, ben iyi hissediyorum o tuvaletini yapınca falan. Nasıl yani dedi, psikolojik bir rahatlama oluyor dedim. Şaşırdı. Allah dedi yarabbim. O ne ayol, su döktüler. Sizde de oluyor mu acaba böyle bir şey? Sadece bende mi oluyor yoksa? Hayvanlar tuvaletini yapınca psikolojik rahatlama. İşte bu kızım. İşte bu. Aferin sana. Yuhuu. Çişini yaptın. Ah be. Tuvaletimizi yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. İlk Maya ile tanıştığım zaman ben çıkarmak istemiştim yine. Mert şey demişti, hani sokakta kedi görürsem, köpek görürsem falan dikkat et, hani bizimkine bir tane çarparlar yüzümüzü yara olur diye. O zamanlar çok korkuyordum. Şimdi mesela bir köpek göreyim ya da kedi, hemen Maya'yı kucağıma alıyorum. Yaptık. Bu kakalar şişler. Yapıldı. Ben de rahatladım. İşte bu kızım. İşte bu. Aferin sana. Evet, senin öyle bir durumun vardı mı? Evet. Ne oldu? İyi misin? Gidiyoruz. Evden çıkabildik ve saat... Biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz şimdi ormana gidiyoruz. Ormana. Ormandan çıkalı çok uzun zaman oldu. Yaklaşık herhalde 5 ay oldu benim, değil mi? Mart'ta çıkmıştım ben ormandan. 4 ay olmuş ormandan çıkalı. Ormanı özledim biraz. O yüzden ormana gidiyorum ama bu ormanda sadece biz olacağız ve normal insanlar olacak. Anormal insanlar olmayacak yani, o yüzden bu orman yürüyüşü keyifli geçirdim. Ve meyvemiz falan da var yanımızda. Meyve suyu sıktık, detoks yaptık sabah. Salatalık, elma, maydanoz ve limon. Adem aradı. Yiğitlerle buluşup brunch'a geçeceklermiş. Dedim ki biz spora gidiyoruz, şöyle yapalım dedim. Siz işlerinizi bitirin. Akşamüstü dedim balık yemeye gidelim hep beraber. Olabilir dedi. Akşamüstü Adem'le ve Yiğitlerle buluşabiliriz. Evet. Olabilir. Olsun. Gidelim. Sonra da döneceğiz. Maya var. Of, Sandman var ya, yıkılıyor abi, herifler çok iyi dizi yapmışlar ya. Yani çok iyi biliyorlar bu işi. Acayip bir dizi yapmışlar, bayıldım. Çok iyi, 6 bölüm izledim dün gece. 5 bölüm izledim, 5 bölümüm kaldı. Ben 3 bölüm sonra
uyudum, dayanamadım. Evet, çok iyi bir partnersin biliyor musun? Dizi konusunda ve film konusunda. Film izlerken Instagram'a girer, dizi izlerken uyuyakalır. Hayır. Mükemmel. Şimdi yani. Film çok uzun oluyor, 2 saat. Arada bir Instagram'a bakıyorum. Bu filmi kaçırdığım anlamına gelmiyor. Filmi kaçırdığın anlamına geliyor. Bende boş film olmaz. Ben her saniyesini böyle izlemen gereken filmleri tamam, kaçırdığım anlamına gelmiyor ama. Sonrasında dizi izlerken de uykum geliyor. Yani bir bölüm, iki bölüm yetmez mi dizi için? Adam 6 bölüm izlemişsin akşam yani. 5 bölüm izledim. 6'ya girdim, bıraktım. Yani normal olan bence 1-2 bölüm izleyip bırakmak. Benim yaptığım normal olan yani. Uykum yoksa, uyuyamadıysam, akşamki uyuyamadım. Ama çok... o zaman benim uykum geliyor diye bana söylenmemen gerekiyor. Senin uykun aşkım. Sen 24 saatin 14 saatin uyudun dün. Pazar günü bütün gün, cumartesi bütün gün uyudun ya. Hayır. Ne zaman uyudum ben? Senin bak tartışma tonunu yakaladım ben biliyor musun? Tartışma tonun bu senin bak. Hayır, hayır. Bu senin tartışma tonu. Geçen de pembe konusunda tartışırken ne alaka ya diye çemkirmiştin bana. Senin tartışma tonunu yakaladım. Benim bu tartışma tonu mesela. Evet ama bence gayet yeterli bir ton bence. Ya bebek carlamıyorum gibi ton. Başında. Carlamıyorsun bebek gibi. Kaliteli. Tartışması bile kaliteli sevgilimin ya. Car car bir şey daha bak hiç görmedim şu ana kadar. Allah senden razı olsun. Allah seni karşıma çıkarandan razı olsun. Daha bak car 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 böyle vardır ya tipler böyle car 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 adamın başının etini yer böyle car car car. Abi sıfır ya bak sıfır yani. Bu kızda böyle bir carlama yok ya. Bebek ya melek gibi bir şey yani. Teşekkür ederim aşkım. Ama senden de kaynaklı. Yani ben anlatmaya çalışıyorum ama çok zor. O yüzden sadece benim anlayabileceğim bir konu bu. Bu sebeple Mert'i isteyen herkes huysuz diyebilir ama bence değil. Beni tanıyan çok seviyor zaten. Bu sebeple şimdi biz... Toplam şekerin düştü şu an sinirlerim. Aynen. Ben hemen sana detoks vereyim. Bu nasıl dökülebilir ya? Yine dökülecek. Ya yok abi içmeyeceğim ya. İnince mi içsek? İnce içsem sakın içme dökülüyor abi. Uyuz oldum bembeyaz. Bembeyaz yeni tişörtüm ütülü sıfır gıcır ya. Ya daha yeni çıktım 5 dakika oldu da arabayı bilin. Nasıl dökülüyor ya? Abi çıldıracağım ya hep böyle oluyor ya. Beyaz gömlekli yerim kahveden bir de o bir damla değer buraya. Yemek yerim yağdan bir damla şöyle sıçrar. Hep detoksta döküldüm. Aşkım bütün tadım kaçtı şu an biliyor musun? Yani eve gidip şunu değiştirsin var şu an yani. Sevmiyorum ha ben titiz adamım ya. Ben üzerimde leke, bir şey, kırışık sevmiyorum abi. Şu an yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok işte zaten problem orada. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Dökmeden içebilirim. Çok güzel üzerime gelmeyecek gibi içiyorum. Onu çok güzelmiş ama eline sağlık aşkım. Ekşi ve fresh çok severim. Limon, salatalık, yeşil elma ve maydanoz var için. Bir de salatalık. Evet. Tam şu anda yürüyüşe başlamış bulunmaktayız. Sabah evden çıkmadan önce Mert'in yapmış olduğu müsli. Aynen müsliydi o. Müsli'yi yedik. Buraya geldik detoksluğun. Müsli değildi ya, meyve salatasıydı. Ama onun içinde yoğurtlu, yok muydu şey? Müsli koymadım çok şişirmesin diye. Yoğurt şey vardı neydi içinde. Neydi bilmiyorum. Böğürtlen, yaban mersini, karpuz. O tek yoğurt muydu? Süzme yoğurt, üzerinde de biraz bal vardı. Neyse o zaman meyve tabağı diyeyim ben ona. Hafif bir meyve tabağı. Sonra buraya geldik. Burada da o detokslarını içtik. Biraz doyurdu. Şişirdi. O yüzden bir öğün yemiş olduk yani. Şimdi de akşam yeriz. Bir de bu yürüyüşü yaparız. Ondan sonra bize iyi gelir. Şu doğayı seviyorum ya. Gerçekten. Şu doğayı seviyorum. Az önce Mert'ten öğrendiğime göre burası 6 kilometreymiş. Milattan önce 4 kilometre. Ne bileyim ben ilk defa Sümerler geldim. Sümerler tarafından. 6 kilometre ise 2 tur burada döneriz. Dönüp dönüp dururuz. Sonra küçük bir stretching yaparız, sonra gideriz yeter. Of günümüz normalde değil mi ama? Evet aşkım hatta bir tur bile beni şey yapabilir yani bugün. Bugün yatacağız dedik, dinleyeceğiz dedik yani. Bir tur bakarız bir turun bitişinde. Bilemiyorum orayı. Ama güzel. Tabiat, orman, kuş sesleri, yürürken toprak. Toprak değil burası, ne bu? Toprak. Toprak ilmek ilmek, Anadolu'yum. Hoca oğlan der ki, başak başak, ana, bacı, kardeş, Anadolu'yuz. Evet, aynen aşk. Öyle yani. Yürüp yürüp duracağız, yürüyeceğiz. Nena loca, me tiene loco el
siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. Ama yokuş aşağı. Fakat bunu sana söylemiyorum. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Ay ama çok güzel bir his ya. Doğanın içinde yürüyorsun. Zaten sürekli böyle yani ortam. Mükemmel. Ben... Şehir hayatı mı? Doğa hayatı mı? Doğa hangisi? Hayatı. Harbi mi? Evet. Doğanın içinde şehir gibi oluyor yani. Yani şöyle izole bir şey değil ki burası. İzole bir yer değil o kadar. Ama doğa yani. Doğa bambaşka bir huzur. Doğadan bahsediyor. Bilgi veriyor size. Bu YouTube kanalını boşuna açmadık. Anladınız mı? Durun daha bilgi vermeye başlamadım. Doğa bilgileri alıyorsunuz. Şu ağaçları tanıtmaya başla bakayım. Bu ne ağacı? Ne bileyim ne ağacı? Piknik yapmak yasakmış. Dinliyoruz aşkım. Ya buraya geliyorsun be kardeşim. Burası spor aktivitesi ya. Burası şey değil. Park değil bak. Burası park değil. Burası bir koşu parkuru. Burada park da var ama park başka bir yerde. Burası bir koşu parkuru. Yani burada buraya böyle piknik yapar gibi gelme. Piknik için orada yanda bir alan var. Oraya git orada yap pikniğini. Masa da koymuşlar oraya mis gibi. Yak mangalını da. Al karpuzunu da kes. Orada takıl. Burada takılma yani. Evet abi. Ha kanka. Gel. Gel çekelim. Çabuk çekelim. Terimiz olmasın. Siz de videoya girmiş oldunuz. Ya story'ni gördük. Öyle geldik. Şaka yapıyorsun. Evet. O çekmedi telefon ormanda nasıl gördünüz? Dağdaydık ha. Çıkırt. Durun ben de şuradan çekeyim. Çıkırt. Gel Sude abi size gelin. Ay ben durun. Bekleyin. Sude ablanız vlog çekiyor. Bir orman vlogumuz yoktu. Vlog çıktık o zaman. Tabii çıktınız büyük ihtimal. Girmedi ki. Ben şuradan çıkayım bir dakika durun ha. Çıkırt. Güzel kilometrelerce yaptığımız yürüyüşümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buradan masaja geçeceğiz. Bugün ne dedik? Sağlık ve dinlenme günü. Buradan masaja geçeceğiz. Masajdan eve geçeceğiz. Evde hazırlanacağız falan filan. Oraları çekerim zaten. Ama şu anda buradan gidiyoruz videosunu çekmek istedim. Çünkü gidiyoruz. Ama çok iyi geldi bana. Şey gibi oldu bu. Ne demişti kız? Ne? Bunu tutuyorum çünkü elimde. Gidiyoruz çünkü gidiyoruz. Gidiyoruz çünkü gidiyoruz. Öyle oldu yani. Gidiyoruz, gidiyoruz yani neydi bir şey olmaz. Yani. İçiliyor mu bu? Yani emin değilim. İçiliyordu bir ara. Az iç. Eksi kaça? Thank you. Düğmeleri niye çekiyorsun? Bu dil çıkarma nedir ya? Bu moda mı dünyada yani? Dil çıkarma. Evet. Hiç uçturmuyor yani dil çıkarma. Ne o dil çıkarma? İki dakika da azarlandım iyi mi? Çocuk musun yani? Deyip. Tabii. En sevdiğin terliklerini giymişsin. Evet. Size bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir masajdı ve aldığım en iyi masajlardan biriydi. Bayıldım. Şu anda halay çekebilirim. Normalde mayıştırır ya ben halay çekebilirim şu an. Neyse hazırlanayım falan çıkınca görüşürüz. Bilin bakalım şey konuşamadım da. Biraz kan şekerimiz falan düştü. Sabah yediklerimiz az geldi herhalde o kadar hareketten sonra. Ama masaj çok iyiydi. Yani aldığım en iyi masajlardan biriydi. Çıktığımda halay çekebilirdim ama şu anda çok acıktım. O yüzden bir an önce yemeğe gitmeyi planlıyorum. Sadece aklımda olan şey bu. Ve makinemizin şarjının da olması gerekiyor. Geldiler ona. Yemek yemeye geldik. Güzel bir yermiş burası. Yani şurada manzara var görüyor musunuz? Şurada bir manzara var. Şurada da bir manzara var. Çok acıktım. Ben hep kameraya bakmıyorum ama gelip gidip şu ekrana bakıyorum. Işık da mükemmelmiş yalnız. Bayıldım buraya. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bizim biraz kan şekerleri düştü biliyorsunuz.
spordu, yemek yemedik falan, hareket ettik. Üstüne bir de işte masaja falan gittik. Bayağı bir kan şekerleri düştü. Acilen yemek yemek istiyorum ama acilen yemek yemek istiyorum. Uzun zamandır bu kadar çok acıktığımı hissetmemiştim hiç. Yani acıkıyordum ama bir daha birbirimizi aç bırakmayalım. Bu kadar aç kalmaya gerek yok detoks diye. Bence de zaten geriliyoruz, kavga ediyoruz hatta. Yo. Azıcık bir tartışma oldu sadece. O da açlıktan ve kan çekti. Sağlıklı düşünen bireylerdi, mantıklı değil. İkimiz de sustuk, yoksa kavga çıkar yani. Allah'tan ben sevgilimi tanıyorum. Hemen dedim ki, Mert'cim dedim, senin dedim kan şekerin düştü. Sen dedim yemek yiyince kendine gelirsin, şimdi konuşmayalım dedim. Bak nitekim yemeğini yiyor aslan parçası ve kendine geldi. İlişkilerde alttan almak önemlidir. Her zaman değil. Yer yer ve zaman zaman. Mesaj mı veriyorsun şimdi inciden? Neden? Her zaman değil derken yani. Her zaman bir kişi alttan alamaz. Bu sen de olamazsın, ben de olamam. Haksız mıyım? Yani senden de öyle bir şey beklemem ben. Anladım. Gördünüz mü? Ne kadar akıllıyım. Şu an çok mutluyum ya. Aşırı mutlu olmaya başladım. Bakın, yemeğini yiyince kendine geldi adam. Neyse hadi ben de yiyeyim, aç kalacağım yoksa. Bay bay. Var ya, öyle bir ağırlık çöktü ki. Of, bana da ya. Yani öyle bir ağırlık çöktü ki çok güzel yedik bu arada. Bayağı güzel yedik yani, detoksa değdi. Güzel derken çok değil. Sağlıklı yedik değil mi? Deniz mahsulü. Nereye gidiyoruz? Şimdi şeye gidiyoruz. Yiğit'in olduğu yere gidiyoruz. Detay vermeyeceğim. Detay verirsem uyanırsınız duruma çünkü. Tamam. Uyanmasınlar duruma. Uyanmasınlar da herkese. Uyandırırız. Zamanı gelince uyandırırız herkese. Kendisi herkesi uyandırırız. Şu an. Aşkım senin uykun geldiği için şu an konuşmakta zorluk çekiyorsun diyorsun. Bir baygınsın böyle, bir şeysin yine. Hayır, ne baygındı. Neyse işte oraya gideceğiz, oradan da eve gideceğiz böyle bir iki saat dinlenip. Sonra akşam yürüyüşümüz var 10 kilometre. Sabah yürüdük. Bir daha yürümeyelim. Yürürüz. Neden yürümeyelim? Yürürüz. Evet. Akşam da yürürüz, tamam. Akşam da yürürüz. Yürüyemezsek, bu da buradan söylemiş olayım, yürüyemeye de biliriz. Yürüye de biliriz, yürüyemeye de biliriz. Yani. İstese yürürmüş. E yürüsün. O yüzden şimdi kapatıyorum çünkü eve değil, işte bir yere gidiyoruz. Aman üf, algım kapandı iyice. Hadi bay bay. Neden girmedin? Girseydin ya. Ne ya? İçeriği çekemedim. Şu yakışıklıyı çek. Yakışıklıyı giydi. Çekemedim. Çekemedim, milletin düğününü böyle bastık çünkü. Sen yine mi bastın? Yakışıklıyı çek, yakışıklıyı. Bak ben her zaman tardım. Evet. Stilim, stil sahibi. Yiğit hazırlıklı gelmiş kokteyle. Ben her zaman stil sahibi. Bize bak, Vans'la kokteyle geldim. Şu ucundan bari çekseydim. Nasıl mekan? Ben adım. Bu kim lan falan diyor. Bu ne arıyor burada falan? Garsonla gösteriyor. Çekemedim. Ayaküstü milletin düğününü bastık. Yani böyle şort terlik. Girmemizle kaçmalı bir dal düz düğününe girdik, kokteyline girdik milletin. O da neden oldu? Bakıyor değil mi insanlar? Bakıyor muydu ben hiç? Ben olsam, ben düşünsene kendi düğününde. Bunlar kim lan derim yani. Yani şort terlik birileri geliyor düğüne yani. Millet papyonla kravat da içeride tuvaletler geliyor. Gelin gelmiş orada, biz kenarda sohbet muhabbet ediyoruz orada bu kılıkla. Her neyse, neden geldik? Bunun açıklamasını benim yapmam doğru olmaz, o yüzden gizli kalsın. Bütün sürprizi bozdun ya. Ama nereye girdiğimizi görmediler ki. Evet, doğru. O yüzden. Hayır, tabii bir şey diyeceğim. Hani düğünü bastık, gelinle damat davetliler diyorsun, nereye girdiğimizi görmediler. Sence nereye girmiş olabilir? Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorlar. Bir yer olduğunu biliyorlar, düğünsel bir aktivite. Neresi olacak yani? Çırağansaray arkadaşlar, 1 milyon TL'den başlıyor göçtük yani. Evlenirsem ben göçtüm yani, onu söyleyeyim ona. Onun altını çizeyim. Yok aşkım, tamam. Şimdi buradan ne tür bir şeylerin çıkabileceğini tahmin edebiliyor musun? Şimdi sen yandın. Hayır, düğün istemeyen ben düğün isteyeceğim şu anda.
Hadi bakalım. Yani ay öyle bir girişimde bulunduk, şimdi eve geliyoruz. Vlogu evde mi kapatırım? Evden sonra birileriyle bir yerlere mi gideriz? Oralarda mı kapatırım bilmiyorum. O sebeple şimdilik hoşça kalın. Daha fazla sarsılmadan ve ben kusmadan eve sağ salim girdik, görüşürüz. Ay. Hello. Yüzünden de anlayacağınız üzere biz eve geldik ve ben bir uyumuşum, size anlatamam. Sonra kalktım, hemen bir duş aldım, kendime geldim. Dedim ki ben vlogu kapatmadım. Aa dedim, Sude hemen vlogu kapat. O yüzden sizinle İstanbul'da bir pazar günümüzü paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yaptığım her şeyi, yani hayatımda gördüğünüz doğalın da her şeyi YouTube'da paylaşmayı planlıyorum. Video çekmeye de alıştım sanırım. Galiba alıştım artık. Bu sebeple bundan sonraki içerikler, daha önce de paylaşmıştım, o 21 gün bir kişinin değişimi olacak. Ama her şeyi planlamam gerektiği ve en iyisinin olmasını istediğim için birazcık erteliyorum ve İzmir'e gidip gelmem gerekiyor. Farklı içeriklere hazır olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni Instagram'da storylerinize taglemeyi, ben de alıntı yaparım. Unutmayın abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.